Dağlar bizim ya. Yeni gel boş ya. Yukarı çıkmadım. Nasıl? Sen tutmaz şimdi, biz sağlam iş yapacağız. Ne yapacağız? Göster. Peki buradaki yapan yardımın gerekmiyor mu? Şimdi sana olur. Organik bölgesidir. Köyümüze vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size çok çok teşekkür ederim. Hem kendi adıma hem mahallem adıma bu konuda size teşekkür ederim. Ne sorunumuz varsa da en kısa zamanda hallediliyor. Ekibinize de bu konuda ekipleriniz sağ çalışmalarında da olsun, diğer yönünde de olsun bize çok çok faydası oluyor, çok yardımcı oluyorlar. Bu yüzden size de ekibinize de çok çok teşekkür ederim. Mahallemize de hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İlk defa hizmetlere yönelik en üst seviyede bir kişiyi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ve şuna kanaat getirdik ki demek ki artık ihmal edilmeyeceğiz. Artık biz de layıkımız olan hizmetlere şahsınıza kavuşacağız. Evet. Onun için ben teşekkür ediyorum. Geçmişte de biz 85 şehit veren bir köyden geliyoruz. Gerekirse bu sayı artabilir de bugün de. Değişen bir şey yok. Hizmetlerin devamını bekliyoruz. Bu bakımdan da bizleri onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmet verdiğiniz bu yıllarda hep beraber güzelce toz toprak görmeden şey yapmadan beraberce bu nimetleri kullanacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tırlangıç mahallemizdeyiz. Mahalle muhtarımız Eşref dedemizle birlikte burada ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceliyoruz. Kırlangıç mahallemiz bana göre yeşil yurdumuzun en güzel mahallelerinden bir tanesi. Havası, suyu, bulunduğu konum itibariyle de gerçekten çok güzel bir stratejik noktaya sahip. Burayı aslında biz uzun vadede böyle Malatya'mızın özellikle organik tarımıyla ön plana çıkartıp burada ağırlıklı organik ürünlerin yetiştirilmesi noktasında da hem eğitim faaliyetleri, hem altyapı faaliyetleri, hem de gerekli çalışmaların yapılması noktasında da bir çalışmamız var. Yeşilyurt Belediye'mizin Tarımsal Üretim ve Ar-Ge Merkezimiz de aslında bunun ilk adımı, bir başlangıcı oldu. Tabii organik tarım çok rahat bir şekilde yapılabilmesi için de yollarının sorunsuz, sıkıntısız olması gerekiyor. Yollarının toz duman oluşturabilecek şekilde tarıma da zarar verecek nitelikte olmaması gerekiyordu. Yılbaşında planlamıştık. Burada da bugün itibariyle yaklaşık 3,5 kilometrelik sati kaplama ile ilgili eksiği, ihtiyacı gidermiş oluyoruz. Burası da konforlu bir ulaşıma, daha rahat bir ulaşım yol ağına da kavuşmuş oluyor. Burası aynı zamanda Hüseyin Doğan dedenin de yatmış olduğu, maneviyatı yüksek ve özellikle belli dönemlerde de çok kalabalık bir şekilde ziyaret edilen bir bölge. Bu bölgeyi aynı zamanda inanç turizmi açısından da değerlendirip ondan da aslında yeşil yurt olarak elimizden geldiğince fayda sağlama noktasında da bir fikir jimnastiği yapmamız gerekiyor. Dedem de bahsetti, Kırlangıç mahallemizin eski yerleşim yerinde 1. Dünya Savaşı'nda burada cepheye 90 tane askerimiz gidiyor ve bu askerlerimizden sadece 5 tanesi geri dönüyor. Onların da yıllar sonra geri dönüyorlar. Biri Kafkas cephesi, öbürü Yemen, diğeri farklı cephelerde 1. Dünya Savaşı'nda ülkemizin kurtuluşu için can vermiş şehitlerimizin diyarı. Bu anlamda o eski yerleşimle ilgili de inşallah gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yerinde incelemeleri de yapacağız. Orada da yine eski yerleşimin de bir takım böyle ön plana çıkartılması gereken yönleriyle ilgili de gerekli araştırmayı, incelemeyi, çalışmayı inşallah dedemle birlikte yapmış olacağız. Yeşilyurdun her tarafı bizim için aynı, bizim için eşit. Çünkü biz Yeşilyurdu hem çok seviyoruz, hem çok çalışıyoruz, hem de hangi yönünü geliştirebilirsek, hangi yönünü biraz daha böyle ön plana çıkartıp ilerletebilirsek, şehir hepimizin mantığıyla şehrin o yönü de bir anlamda gelişmiş oluyor. Burayla ilgili imar sorunu var, burayla ilgili yol sorunu vardı, işte taş ocaklarıyla ilgili bir takım sıkıntılar var.
biz kurum olarak her türlü sorunun sıkıntısını da çözme noktasında yine gayretlerimiz olacağız. İlgileneceğiz, uğraşacağız, takip edeceğiz, mücadele edeceğiz. Hangi alanda nereye başvurulması gerekiyorsa, nerenin geliştirilip iyileştirilmesi gerekiyorsa mutlaka gerekli adımları da atacağız. Yeşilyurt bir bütün, biz Yeşilyurtluyuz, mutluyuz. Her bir insanımızın mutluluğu için de canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bura verme, götür, ne bileyim, olup onu... Bura nereye gidiyor?